Merhabalar kitap dostu. Atlas'ın evrenine hoş geldin. Bugün sana Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabından bahsedeceğim. Cesur Yeni Dünya kitabı aslında bir bilim kurgu kitabı ve yazar bir distopya hayal etmiş. Burada distopya ve ütopya ayrımını ele almamız gerekiyor. Distopya ve ütopya bugün gerçek olmayan ama gerçekleşme ihtimali az da olsa bulunan bir dünyanın hayal edilmesidir. Distopya bu dünyanın çok kötü bir dünya olması, ütopya ise çok muhteşem bir dünya olması. Yani distopyada tamamen kötümser insanların hayal ettiği bir düzen var, öyle düşünebilirsin. Ütopya'da ise tamamen polyanacı insanların, tamamen pembe gözlüklerle dünyaya bakan insanların hayal ettiği bir dünya var. Yani distopyada insanlar çok mutsuz olacak bir ortam, ütopyada da çok mutlu olacakları bir ortam hayal ediliyor. Cesur Yeni Dünya bana göre bu kitaplardan biraz farklı çünkü ne tam olarak distopya ne tam olarak ütopya. İnsanlar için aslında bir ütopya, kitapta kurgulanmış toplum için aslında bir ütopya, dışarıdan bakan bizler için bir distopya. Çünkü insanlar çok mutlular ama mutluluklarının asıl sebebinin yapay olduğunu, o toplumun bir gereği olduğunu bilmiyor insanlar. Yaşadıkları dünyanın tamamen kurgusal olduğunu bilmiyorlar. Yani bir yönüyle aslında Matrix'i çağrıştırmıyor değil bana göre. Cesur Yeni Dünya kitabında tasvir edilen dünyada insanlar mutlu ama özgür değiller. Onlara aşılanan mutluluk bir yapay bir mutluluk, yani mutlu olmak zorundalar aslında. İnsanların canı birazcık sıkıldığında, birazcık mutsuz olduklarında hemen soma denilen bir ilaç alıyorlar ve insanlar anında o mutsuzluğun tesirinden kurtuluyor ve eski hayatlarına geri dönüyorlar. Bu yüzden herhangi bir mutsuzluk söz konusu değil kitaptaki dünyada. Kitapta üremeden tutun da beslenmeye kadar tamamen farklı bir düzen hayal edilmiş, tamamen farklı bir tasvir var ama eski düzenle çoğalan, eski düzenle beslenen insan grubu da var. Bu insanlara vahşi deniliyor kitapta. Mustafa Mont diye bir karakterle vahşinin bir konuşması geçiyor hatta kitapta ve bu konuşmada şöyle söyleniyor. Vahşi bir takım isteklerde bulunuyor. Mustafa Mont da ona soruyor. Sen gerçekten mutsuz olma hakkı istiyorsun diyor. Vahşi de evet mutsuz olma hakkı istiyorum diyor. Yani mutsuzluk bir seçim ama insanlara bu seçim hakkı verilmiyor. Kitabı okuduktan sonra kendin karar verebilirsin. Tamamen bakış açını değiştirecek, farklı yerlere götürecek kitap seni. Sen de o dünyayı mı yoksa başka bir dünyayı mı hayal ettiğini, aşağı yukarı Matrix gibi bir dünyayı mı hayal ettiğini yoksa gerçek dünyayı gözlerinin önüne sermelerini mi istediğini kendin düşünebilirsin. Aslında bilinçli insanların yaşadığı dünyada o arkadaki gri perde kalkıyor. Hani insanlar arkalarına gri perde koyarlar, oraya istedikleri dünyayı koyarlar. Orada istedikleri arka fon oluşur. İşte kitap okumayan ya da bilinçli olmayan insanlar da bana göre bu şekilde. Çünkü arkaya ne koyarsanız koyun hayat size onun gibi görünüyor. Ama o gri perdeyi oradan kaldırdığınız zaman dünyanın gerçek yüzünü görmüş oluyorsunuz. Dünyanın gerçekten şu an 21. yüzyılda geldiği nokta çok değişik bir nokta ve birçok bilim kurgu kitabını, distopya kitabını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olmuş durumdayız bana göre. O yüzden bu tarz kitapları, bu tarz bilim kurgu kitaplarını okuyup bilinçlenmek bence çok gerekli şu zamanda. Sen de bu kitabı alıp okuyabilirsin, arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kitapla kal, hoşça kal.